İzninizle, ya bu da dün gece saatlerinde gelen bir karar. Seferberlik yönetmeliğinde bir değişikliğe gidildi. Tüzük yönetmeliğe Evet. dönmesi 24 yıl sonra. Yani genel yorum şu, neden şimdi böyle bir değişikliğe gidildi? Ya zaten gündemde miydi? Çok da hakim olmadığım bir konu ama 52 maddeden bahsediyoruz. Sizin yorumunuz nedir seferberlik yönetmeliği ilgili Ya şimdi değişikliğe? seferberlik nedir? Yani bu yönetmelik nedir? Olası bir şekilde savaş hali durumunda. Ondan sonra ülkenin iç güvenliğini etkileyecek iç karışıklıklar durumunda. Ciddi, yani bir ülkenin sıkıntıya girmesi durumunda ülkenin ve milletin, ülkedeki bütün insanların, devletin bütün güç kaynaklarını, askeri gücünü harekete geçirmesi kapsamında milletin de harekete geçirilmesidir aslında, yani. Çok özet olarak. Ama Bakanlar Kurulu kararı sonrası bu yönetmelik belirleniyordu. Yani karar çıkıyordu ama şimdi Cumhurbaşkanı kararıyla hemen ilan edilebilecek. Tabii. Ya şöyle bir durum var şimdi. Değil mi? Doğru anladık burayı da. Tabii. Orada o değiştiriliyor. Yani geçmişte bir sistem vardı. Türkiye'de evet. parlamenter sistem vardı. Orada başbakanlık, bakanlar kurulu sistemi vardı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi oluşturuldu. Yani Türkiye'de anayasal bir değişiklik yapıldı. Sistem değişikliği yapıldı. Ondan sonra şimdi sistem değişikliğine halen yenilenmeyen, güncellenmeyen bazı eski tüzükler, yönetmelikler var. Şimdi bunlar dönem, yani bunların yeniden revize edilmesi, mevcut sisteme göre revize edilmesi gerekiyor bir kere. Neden daha önce değil de şimdi? Bundan bir sene önce de yapılsaydı emin olun dünya gerilim içindeydi. Bir sene sonra da yapılsa yine gerilim içinde olacak. O yüzden muhtemelen gerekli hazırlıklar yapıldı. İşte kim yapmıştır? Milli Savunma Bakanlığımız yapmıştır. Bu seferberlik meselesinde en aslında ne diyelim yetkili yapı Milli Savunma Bakanlığımız. Onlar gerekli çalışmaları yapmıştır. Sunulmuştur. Cumhurbaşkanı da bunu onaylamıştır. Resmi gazetede yayınlanmıştır. Şimdi dediğimiz gibi eskiden Bakanlar Kurulu vardı, şimdi kabine var. Eskiden başbakan, şimdi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde zaten Cumhurbaşkanı atıyor. Sonuçta burada o sisteme uyumlu bir hale getirmiştir. İsim de yönetmelik olarak değişmiştir. Tabii ona bakmak lazım. Yani yönetmelik, tüzük şeyi nedir? Ama tabii ki tazelemenin de önemi şu. Öyle bir dünyadan geçiyoruz ki bakın devlet başkanlarına suikastlerin yapıldığı, suikast ihtimalinin konuşulduğu kazaların yaşandı. İşte zamanlaması o yüzden dikkat çekmek istedim. Acaba tabii. bir tehdit algısı mı oluştu diye üç başlıkla toparlamak gerekirse seferberlik ve savaş hali hazırlıkları sayın. Cumhurbaşkanı karar verecek, mevzuat ve verilen görevleri yapacak. Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri ilan edilen kişi, görevlendiren kişi anında gerçekleştirecek. Yani üç başlıkta özetleyebilecek bu aklıma gelen notlar arasında. Buyurun. Tabii. Son cümlelerinizi de almış. Zamanlama o açıdan önemli. Yani o bakıldığı zaman, ama dediğim gibi bir sene önce de yapılsaydı, 2023'ün Mayıs ayında da yapılsaydı yine önemliydi. Çünkü Türkiye yaklaşık aslında ta 150-200 senedir hedef de bu coğrafya. Anadolu coğrafyası, Türk coğrafyası 200 senedir hedef. Bir türlü başaramıyorlar ama emperyalistler hedeflerinden de vazgeçmiyorlar. Ne diyoruz mesela? Gazze meselesi sadece Filistinlerin meselesi değil. Bizim aynı zamanda Türk vatanının da meselesi. Çünkü Gazze düşerse, Filistinler orada yenilirse, İsrail'in, Amerika'nın gözü Suriye'ye, Irak'a ve Türkiye'ye dönecek. Yani bu nedenle her zaman aslında teyakkuzda, tetikte olması gereken bir milletiz. Çünkü biz şunu söylemiyoruz, gün içinde sürekli gergin gezin demiyoruz. Ama bilinçlerimizin tabii bu ki. Çerçevede her zaman hazır olması gereken bir ülkede, bir toplumda yaşıyoruz. Coğrafyada olmaz mı? Yaşıyoruz. Ülkemizin güvenliği, tabii. ekonomisi, tabii. hepsi çok önemli. İki önemli tabii. başlık, hep üzerine konuşmuyor muyuz? Bu tabii. açıdan çok da gerekli olduğu için yapılmış. Belli ki. Düşmanları, çok. Teröristler, hani İngiliz ifadesiyle full time çalışıyor. Bizim part time çalışma lüksümüz yok. Full time çalışıyorlar onlar.
Türkiye'yi nasıl böyle, Türkiye'yi nasıl parçalarız? Teröristlere bakın. 24 saat neredeyse eğitim yapacaklar. Uykusuz eğitim yapacaklar. Eğitenlere bakın. Gidiyorlar her türlü canla başla. O Türkiye'yi hedef alan teröristleri eğitiyorlar falan. Bizim de sürekli bilincimizin açık olması, bu noktalarda gerek. Çok açık olması lazım. Şimdi bu noktada da olası bir Allah göstermesin, tabii ki temennimiz değil. Ama Türkiye'ye yönelik bir saldırı durumunda, bir dış kaynaklı iç karışıklık durumunda, örneğin 15 Temmuz benzeri kalkışmalar, işgal girişimleri, darbe girişimleri durumunda, olası şeyler durumunda, elbette ki devletin daha hızlı reaksiyon göstermesi, devletin milleti çok daha hızlı o mücadeleye kanalize etmesi için atılması gereken bazı adımlar var. Peki. Anladığım kadarıyla Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin revize edilerek yayınlanması da anladığım kadarıyla bununla bağlantılı. Peki, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir cümle varsa lütfen, atlamış olmayalım. Reklama dayandım çünkü. Yani şunu söyleyelim, birkaç gündür şeyi konuşuyoruz, biliyorsunuz yine emperyalist merkezler kaynaklı komploları konuşuyoruz. Türkiye'nin milli politikalarını savunan isimlerin hedef alınmasını konuşuyoruz. Ondan sonra onlar üzerinden milli politikaların hedef alınmasını konuşuyoruz. İşte bu bilinçlerin sürekli açık olması noktasında bu konuda da dikkatli olmak gerektiğini ve bu komplolara, komplonun sahiplerinin servislerine inanmamalarını değerli ulusal kanalımızda süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Vallahi biz çok dikkat ediyoruz. Hepimiz bilinçliyiz bu konuda. Tabii insanız, evet. Şaşırabiliriz. Ama çok dikkat edilmesi, evet, gerekiyor. Ya bakın mesela Sayın Süleyman Soylu'nun ismi sürekli zikrediliyor. Sayın Süleyman Soylu'nu ben yıllardır takip ediyorum. Bakın ben bu yılın başına kadar da tanışmıyordum kendisiyle. Son bir dakika bu arada. Tamam. Hemen şey yapayım. Ona yönelen psikolojik harbe bakın. Onun üzerinden uygulanan politikalara yönelik aslında bir psikolojik harp yapılıyor. Terörle mücadeleye, Türkiye düşmanlarına, Türk düşmanlarına mücadeleye yönelik aslında bir psikolojik harp yapılıyor. Peki. Ona çok dikkat etsinler herkesin. Bu çerçevede konuşmak istedim çok sadece. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi çalışmalar diliyoruz Ceyhun Bey. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, size iyi yayınlar. Sağ olun. Süper Haber yazarı gazeteci Ceyhun Bozkurt'la uzun uzadıya bir sohbet gerçekleştirdik aslında. İran'daki gelişmeleri takip ediyoruz ama bu Filistin'le ilgili 3 ülkeden gelen, İrlanda, Norveç ve İspanya'dan gelen tanıma kararı sonrası bir hareketlilik daha